Evet, bu haftanın öne çıkan manşetlerinden biriydi. Mersin'deki polis evine gerçekleşen terör saldırısı. Bu saldırı için Amerika merkezli bir eylem dedi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıda kullanılan silahların seri numarasını Türkiye'den talep ettiğini ekledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu PKK'nın saldırısı ile ilgili çok kritik bilgiler paylaştı. Şimdi ekrana getireceğiz. Teröristin CHP'nin gazeteci raporunda yer alması ile ilgili de o rapor başlarına bela olacak diye konuştu. Önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İlk kez Amerika tarafından bizden bir şey istendi. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden ve istihbarat birimlerimizden. Şu eylem yapan silahların seri numaralarını sizden istiyoruz. Mersin'deki terör saldırısına ilişkin önemli bilgileri açıkladı. Saldırı ABD merkezi dedi, sert tepki gösterdi. Bizim arkadaşlarımız da onlara çok güzel bir cevap verdi. İstihbarat teşkilatımız. Siz yıl önce PKK'ya gönderdiğiniz silahların seri numaralarını bize gönderin, biz ondan sonra size göndeririz diyor. Mersin'de polis evine düzenlenen terör saldırısında bir polis şehit olmuş, iki kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanlığı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı iki kadın teröristten birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğunu açıkladı. Ercan'ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer alması siyasette yeni bir tartışmaya neden oldu. Saldırı düzenleyen teröristin o olmadığı da iddia edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialara Giresun'dan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu iki gün sustu. Neden sustu? Çünkü ona Cemil Bayık'tan, Murat Karayılan'dan bir destek gelmedi. Ne zaman PKK, bunlar o dediğimiz terörist değildir. O dediğimiz terörist bizim yanımızda görevimizin başındadır. Hemen atladı. E madem onun sözüne inanıyorsun, sen bize ona mı zannediyorsun? Peki o bizi nerede? Bu arada parmak izi çıktı. Bu arada teşhis edenler var. Soylu raporda başka teröristlerin de olduğunu söyledi. Listedeki 125 kişiden 91'inin PKK-KCK iltisaklı olduğunu ifade etti. Karşımızda kökü dışarıda bir ana muhalefet partisi var ifadelerini kullandı. Görecekler, o liste onların başına bela olacak. Mecliste hemen yanı başlarına baktıklarında orada HDP milletvekillerine bakmaları yeterli bir terörist görebilmek için. İçişleri Bakanı Soylu saldırıya ilişkin yeni bilgiler de açıkladı. Teröristlerin Mersin'e Münbiç'ten paramotorlarla geldiklerini, halktan yardım isteyerek polis evine ulaştıklarını söyledi.